Merhabalar, iyi günler diliyorum herkese. Geçtiğimiz haftaya damgasını vuran ABD başta olmak üzere küresel tahvil faiz oranlarındaki yükseliş ve bunun yarattığı piyasa etkisi pazartesi itibariyle geride kalmış gibi görünüyor. Özellikle Avustralya'nın yaptığı tahvil alımlarıyla yaptığı müdahale ve ardından Avrupa Merkez Bankası'nda faiz oranlarındaki yükselişin piyasaları ve ekonomik iyileşmeyi rahatsız etmeyecek boyutta olmasını sağlamak için özen gösterecekleri ve buna tahammül olmadıkları yönündeki açıklamalar. Yine İngiltere Merkez Bankası'ndan benzer açıklamalar piyasaları bir nebze rahatlamış gibi görünüyor ama ABD tahvil faiz oranlarındaki fiyatlarındaki alış yönlü eğilim ve oranlardaki hafif yükselişin çok limitli kaldığını söyleyebiliriz. Bugüne döndüğümüzde döviz piyasası fiyatlamasında dolar endeksindeki değer kazanımının devam ettiğini görüyoruz. 91.20 endeks seviyesindeki dolar endeksi yükselişin bir miktar daha devam edebileceği yönünde bir izlenim veriyor. Bunun sebebini açıklarken özellikle Fed'in yüksek faiz yükselen piyasa tahvil faiz oranlarına toleransının biraz daha fazla olduğu yönündeki algının da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Öte yanda bazı Avrupa ekonomik verilerindeki zayıflama, bugün gelen Almanya ve Fransa, İspanya her neyse tarafındaki istihdam verilerindeki artışın özellikle istihdam verilerindeki kötüleşme, Almanya perakende satışlar verisi, dün açıklanan PMI verilerinin etkisini bir nebze offset etmiş gibi görünüyor. Euro dolar paritesinin 1.20 üzerinde kalabilmesi önemli. 1.20 üzerinde kaldığı sürece özellikle yatırım bankalarının orta ve uzun vadede yükseliş potansiyeli oldukları yönünde görüşü geçerli olacaktır. Ama 1.20 altındaki fiyatlama ile kısa vadede özellikle döviz piyasası biraz daha dolar yerine euro aleyhine pozisyonlanmayı tercih edecektir. Bu ortamda kıymetli metaller piyasasında özellikle altının ve bunun yanında gümüşün de yükselen faiz oranları baskısı ile yapılan fiyatlamaya devam ettiğini görüyoruz. Ocak ve Şubat aylarında biraz daha belirginleşen bu fiyatlama altın fiyatlarını geçtiğimiz hafta daha düşük seviyelere taşıdı. Şu anda 1720 dolar ons altında işlem gören fiyatlar, eğer ki bu eğilim devam ederse 1680 dolar onsa kadar gerileyebilir. Yukarıda da 1790 dolar ons üzerinde fiyatlamalara geçmeden piyasa güçlenme olduğunu söylemek mümkün değil. Gümüş biraz ayrışmıştı, özellikle endüstriyel metal olma özelliğiyle. Ama şu geçtiğimiz haftada o da bu fiyatlamadan nasibini almış gibi görünüyor. Petrol fiyatlarına gelince bir düzeltme eğilimi içerisinde olduğunu görüyoruz. Haftaya düzeltme ile başladı. Özellikle Perşembe günü yapılacak OPEC toplantısında Reuters'ın Nisan ayında günlük 500 bin varil artış kararı çıkabilir haberi ardından ve Rusya ile Suudi Arabistan'ın özellikle üretim artışı konusunda çekişmeli açıklamalarından diyelim piyasa etkilenmiş görünüyor. Öte yanda derinlik kod raporunda fonların 51 haftanın yüksek seviyesindeki uzun pozisyon miktarı ile piyasanın aşırı alım bölgesinde olduğunu ve teknik bir düzeltmeye açık olduğunu görüyorduk ve bu fiyatlama gerçekleşiyor. Ancak özellikle 58.50 WTI ham petrol dolar için 58.50 dolar üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğilimi devam ediyor diyebiliriz. Ama 65 dolar ve üzeri fiyatlamalar için en azından OPEC toplantısında piyasanın beklentisini karşılaması, arz kısıntısının devam etmesi ve bir miktarda talep tarafındaki artışı piyasanın görmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu düzeltme bu hafta petrol için ve enerji piyasası için bir düzeltme haftası ama ne kadar süreceği konusu büyük ölçüde OPEC ve talep tarafındaki gelişmelere bağlı bir köpük alınıyor diyebiliriz bu piyasada. Aynı durum tahıl piyasası için de geçerli ancak bu düzeltmenin oldukça limitli olduğunu görüyoruz. Şimdi bu haftaya başlarken 1,9 trilyonluk teşvik paketinin Temsilciler Meclisi'nden geçmiş olduğu haberleriyle bir pozitif fiyatlama vardı. Şimdi Senato'da görüşülecek ve 16 Mart'a kadar bu paketin geçmesi bekleniyor. Bu tabii ABD ekonomisindeki iyileştirmeyi hızlandıracağından gayet olumlu.
Ama bir piyasa bu beklentiyi getirir. Önceden ölçüde satın aldıysa bir gerçekleşme fiyatlamasına geçebilir. Bu da özellikle hisse senedi piyasalarında ileriye dönük en azından Mart ayı içerisinde dönem dönem oynaklıkta artış olabileceği ve VIX endeksinde yükseliş olabileceği izlenimi veriyor. Dolayısıyla biraz karışık tam anlamıyla yükseliş eğiliminin egemen olamayacağı, arada düzeltmelerin geleceği, emtia piyasasının ara ara reflasyon fiyatlamasından uzaklanacağı bir Mart ayı geçirecek gibi görüyoruz. Bu anlamda da özellikle pozisyonlanmalarda dengeli ve piyasaların her iki tarafa da gidebilme eğiliminde olacağını düşünerek pozisyonlanmak yerinde olacaktır diyebilirim. Hoşça kalın. Altyazı M.K.